dinleyenler, bugün sizlere İzmir Menderes'ten sesleniyoruz. Yanımızda Ferhat Bey var. Sizi çok farklı ve güzel bir yere konuk edeceğiz. Burada gezen tavuklar var ve orijinal diyelim artık bulmakta o kadar zorlandığımız köy yumurtaları üretiyorsunuz. Ferhat Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ferhat, 35 yaşındayım. İzmir doğumluyum. Babamın seneler önce aldığı büyük bir risk, girişim atılma adını siz koyun sayesinde yurt dışına okuma, büyüme ve çalışma fırsatımız oldu. Ailem 2006 yılında Türkiye'ye kısmi dönüş yaptılar. Ben de askerlik görevimi aradan çıkarttıktan sonra özel sektöre giriş yaptım. İşte insan kaynakları, tedarik zinciri derken en son mağazalık bölümünde işte herkesin tanıdığı, bildiği markalarda mağaza yöneticiliği yaptım. Derken kendimi tarımın içinde buldum. Şu anda birinci sınıf, yani serbest gezen tavuk yumurtası üretimi yapmaktayım. Evet, serbest gezen tavuk yumurtası aslında çok popüler oldu son zamanlarda ama hem çok zahmetli bir süreç hem de çok emek gerektiren bir iş. Burada çok özel bir hizmet sunuyorsunuz. Öncelikle özenli olduğunuz için hatta tavuklarınızı kızlarım diye lanse ediyorsunuz. Onları çok güzel lanse ediyorsunuz. Sizce başarının sırrı nedir? Nasıl başarılı oldunuz bu sektörde? Aslında başarının en büyük sırrı, bana sorarsanız yaşadığım deneyimlerden, hayvanın sağlığı ve refah düzeyi. Çünkü işin aslına inerseniz eğer, biz bu hayvanları doğasına alıyoruz ve hapsediyoruz. Hayvanlara bakmak bizim boynumuzun borcu. Maksat burada hayvanların sağlığını ihmal etmemek, üretim yapmak ve katkı, bir değer sağlamak. Eğer ticari kısmını ikinci plana atarsanız çok başarılı olacağınızı düşünüyorum ben herkes için. Bu sadece bu kanatlı sektör için değil. Para odaklı çalışmamak gerekiyor. Önce işimizi geliştirip, pazarımızı genişletip, müşterinin güvenini kazanmak bana sorarsanız. Bir de bir veterinere veya bu işin uzmanına birine danışmak gerekiyor. Markanın misyonu vesaire, logosu, onlar ikinci plan. Öncelikle güzel bir planlama, güzel bir pazar kitlesini oluşturma, müşterinin ihtiyacını iyi analiz etme ve arkasından söz verdiğiniz o hizmet veya ürün neyse onu tedarik etme. Bence bütün olay buna ibaret bana sorarsanız. Evet, şimdi merak ediyoruz önümüzdeki dönemlerde neleri hedefliyorsunuz? Aslında şu an benim size baktığımda gördüğüm şu, direkt tüketiciye sizin aracılığınızla ulaşması da güzel olur. Yani perakende olarak. Çünkü izleyicilerimiz bunu temin edip bunun tadına bakmak isteyeceklerdir. Belki İzmir'de güzel bir mağaza olabilir değil mi? Şarküteri gibi. Yani kısa vadeli hedeflerim hayvan sayımı iki katına çıkarmak. Ki zaten bunu gerçekleştirdik. Eylül ayında faaliyete geçecek ikincisi. Uzun vadeli bir aslında hani bir market kurmak ama sadece yumurta değil bütün şarküteri ürünleri ama günlük. Ve hani köyde üretilen, yani köy havası taşıyan, o ambiyansı taşıyan ürünler. Hatta komşularımla da konuştum. Yani ekmek, salçalıdır, tereyağıdır falan yapar mısın diye sordum. Hepsi sıcak baktı aslında olaya ama o tabii önümüzdeki süreçte. Bir de bir dernek kurmak istiyorum ileride. 3-5 senelik bir süreç tabii bu. İyi tarım uygulaması yapan bütün gençlere toplayıp ürünlerini ya kooperatiflere ya da marketlere sunup gençleri biraz üretime teşvik etmek. Evet, bravo diyorum. Gerçekten çok güzel bir hedef. Biz de bu hedefleriniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. Daha son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olanlara ve izleyicilerimize bir mesajınız olacak mı? İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sizin bu programın desteği sayesinde her şey çok daha güzel olacaktır. Evet, bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizin gibi insanları görebilmek bize de mutluluk veriyor. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın, iyi yayınlar.